Çorum Belediyesi'nin bu anlamlı gününde sendikasıyla, işçisiyle, memuruyla, meclis üyeleriyle, başkan yardımcısıyla ve başkanıyla Çorum Belediyesi bir bütünlük içerisindedir. Hepimiz hemşehrilerimiz için, Çorum için çalışıyoruz. Herkes bulunduğu mevkide, bulunduğu yerde görevi neyse onu yapıyor. Vatandaşlarımız için de elinden gelen gayreti sarf ediyorlar. Ben belediyemizde görev yapan tüm memur, sözleşmeli kardeşlerime, işçi kardeşlerime yaptıkları çalışmalarda üstün başarılar temenni ediyorum. Çorum Belediyesi olarak sorumlu olduğumuz hizmetleri şehrimiz için gerekli olduğuna inandığımız projeleri eksiksiz yerine getiriyoruz. Bu hizmetlerin hepsi de 28 birimimizde görev yapan kardeşlerimizle yerine getiriyor. Personelimiz de bizim yüzümüzü artıyor. Biz de onların samimi gayretlerinin karşılığını vermeye çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar, sosyal denge tazminatı bilindiği gibi brüt 350 TL'den 618.74 TL'ye çıkartıyoruz. Memurlarımızın geçtiğimiz yıl aylık 131 bin TL ödeme yapıyorken bu sözleşme ile aylık 232 bin lira ödeme yapıyoruz hocamız. Yıllık 2 milyon 784 bin TL bir bütçeyi sosyal denge tazminatlarına ayırmış bulunuyoruz. %100'lük bir artışa imza attık. Şu an belediyemizde 311 memur, 53 sözleşmeli memur, 120 işçi, 1226 da son çıkan taşeron yasasıyla belediyemiz bünyesine kattığımız ve Şubat ayı meclis toplantısında kurma kararı aldığımız Çorum Belediyesi personel anonim şirketinde çalışan kardeşlerimiz var. Toplamda 1710 kişiyle 260 bin nüfusa hizmet ediyoruz. Çorum'da bugüne kadar çok güzel işler başardık. Bundan sonra da güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Tüm birimlerimizde görev yapan kardeşlerimiz, işçisiyle, memuruyla, yöneticisiyle belediyecilik alanında yakaladığımız başarıyı daha ileri bir noktaya taşımak için gecesini gündüzüne katacaktır. Bunun böyle olması gerektiğini de ve böyle olacağına da inancım tamdır. Allah hepimizi muvaffak etsin, işlerimizi kolay kılsın. Afrin'deki mücadele eden, mücahede eden kardeşlerimize, askerlerimize başarılar temenni ediyorum. Çanakkale'de olduğu gibi, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, atalarımızın geçmişte yaptığı tüm savaşlarda olduğu gibi, bu mücadelede de bizim en büyük gücümüz bu milletin duasıdır, Müslümanların duasıdır, İslam dünyasının arkamızdaki dualarıdır. Biz de o kardeşlerimize Allah'tan nusrat, yardım ve başarı temenni ediyoruz. Şehit olanların elbette ki makamı, cennetteki mekanı yücedir. Cennette cemalullah nasip etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Ve tekrar arkadaşlar, bu sözleşmemizin, imzalayacağımız sözleşmemizin hepimize hayırlar getirmesini diliyor. En kalbi sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Hayırlı olsun. Bu şimdi yapacağımız imza törenimizin de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ve aldığınız ücretlerin Rabbim tarafından bereketlendirilmesini temenni ediyorum. Hepinize saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetle bu toplantımızın hayırlara vesile olsun diyorum. Saygılar sunuyorum.